Nasıl Sayın Başkan? Hayırlı olsun. Haydi gel araçım. Başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Başkan, kıymetli misafirlerimiz, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Ekrem Başkan'ın istifasından sonra yönetime seçildik. 3 Ekim itibariyle de görevi teslim aldık. O günden bu tarafa sağ olsun Kırıkkale'nin bizim üzerimizde çok büyük bir teveccühü oldu. Sizlere de tekrar hoş geldiniz diyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Siz de bizlerin Ankara'daki temsilcileriniz olduğunu biliyorum. Yeğenim de sizin yönetiminizde. Tabii biz de gurbetçi sayılırız. 1952 yılından beri Kırıkkale'de yaşıyoruz. Ben aslen Trabzonluyum. Ama 1952'den beri Kırıkkale'de, yani üçüncü kuşağız burada. Biz de sizler gibi memleketimizi bir şekliyle, Türkiye hepimizin, her toprağı, her santimetre karesi bizim, temsil etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu görev yapacağımız süre zarfında Kırıkkale'nin sorunlarına Ticaret Odası Başkanı vasfıyla ve yetkisiyle ne kadar yardımcı olabilirsek onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Burada önceliğimiz tabii ki kendi 2043 üyemiz, üyelerimizin hakları, sıkıntıları, bizim sıkıntılarımız. Elimizden geldiği kadar bu sıkıntıları gidermek adına mücadele edeceğiz. Bir ayağımız da Ankara'da, Ankara'da da sizler varsınız Sayın Başkan. Kırıkkale'nin sorunlarını her noktaya taşıma adına beraber görev yapacağız inşallah. Şehrimizin şu anda tüm Türkiye'nin en büyük sıkıntısı moral. 15 Temmuz'da biliyorsunuz anormal bir pozisyon yaşadık. Hiç beklemediğimiz, kendi silahımızla kendi vatandaşımızın üzerine ateş edilerek 250'ye yakın şehidimiz oldu. Tabii bunun arkasında bir moral çöküntüsü oldu ama Türkiye büyük devlet, çabuk atlattık. İnşallah daha çabuk normal hayata döneceğiz. Ekonomik anlamda tüm Türkiye'nin olduğu gibi Kırıkkale'nin de sıkıntıları var. Bu olaya bağlı sıkıntılar da oluştu. İnşallah bunları çabuk atlatırız diyorum. Ankara'daki ayağımızda sizlersiniz. Sizlerden de bu anlamda destek bekleyeceğiz. Bizler de size ne kadar destek olabiliriz bilmiyoruz. Bizler de sizlere destek olmaya çalışırız, güç vermeye çalışırız. Karşılıklı bu sıkıntıları atacağız. Ülke hepimizin, şehir hepimizin. Benim şimdilik söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz diyorum sizlere. Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Buyurun. Aytekin Bey. Öncelikle bugün burada bizleri ağırlayan Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ahmet Varlı Bey'e teşekkür ediyorum. Kendisine de hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ankara'da yaşayan Kırıkkaleliler olarak bugün burada sizlerle birlikte olalım. Hem hayırlı olsun dileklerimizi sunalım. Daha önceki dönemlerde de sayın başkanlarımızla birlikte çalışma imkanı bulduk. Ve Kırıkkale'yi Ankara'da Kırıkkale Tanıtım Günleri olarak 21-24 Nisan tarihleri arasında tanıtma imkanı bulduk. Ve burada da bizlerin en büyük destekçilerinden birisi de Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odamız oldu. Biz de hem yönetimimizde bulunan Furkan Varlı Bey dayısı olarak sizlere hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hem de Ankara'da yaşayan Kırıkkaleliler olarak. Kırıkkaleliler Vakfımızın da eğitimsel, kültürel, sosyal ve yardımlaşma konuları altında
Kırıkkale'de ve Ankara'da zaman zaman faaliyetlerimiz oluyor. Bunlar genelde kültürel etkinliklerle birlikte hem sanayileşme hem de ekonomik olarak Kırıkkale'ye yapacağımız katkıları sürekli buraya geliyoruz ve burada gerek valimizle, gerek belediye başkanımızla, gerek milletvekillerimizle, ilçe belediyelerimizle, esnaf sanatkarlar ve ticaret odalarımızla da diğer sivil toplum kuruluşlarımız, burada birçok dernek başkanlarımız var, il ve ilçe, köy dernek başkanlarımız. Onlarla birlikte Kırıkkale'mizin ekonomisine ne katabiliriz diye biz de zaman zaman plan, program ve projelerimiz oluyor. Bu projelerde de yine biraz önce söylediğim gibi en büyük destekçilerimizden birisi Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odamız. Biz değerli başkanımız Ahmet Bey'e başta olmak üzere yeni yönetimini bir kere daha kutlar. Çalışmalarında başarılar dileriz. Yapacakları bütün çalışmalarda da Kırıkkaleli olarak, Ankara'da yaşayan Kırıkkaleliler olarak her daim destek vermeye, destek olmaya hazırız. Maddi manevi elimizden gelen her şeyi yapma noktasında sizlerle birlikteyiz Sayın Başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah muvaffak etsin. Buyur Sayın Başkan. Ticaret odamızın çiçeği burnunda başkan olan daha yeni seçilmiş inşallah Cenab-ı Allah muvaffak eder inşallah yönetimiyle beraber kendilerine üstün başarılar diliyoruz. Değerli Başkanımız Ahmet Varlı Bey, yine sağımda oturan Celal Kaplan Bey olmak üzere yine ticaret odamızın değerli yönetim kurulu üyelerine, vakfımızın değerli başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, federasyonumuza bağlı derneklerimizin başkanları ve yöneticilerine ben derin saygılarımı sunuyorum. Bu yapmakta olduğumuz ziyaretimizin inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii kısa bir süre önce Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi 15 Temmuz'da başlayan veya da daha öncesinden başlayan o günde çirkinliklerin yaşandığı bazı olayları hep birlikte yaşadık. En çok da biz Ankara'da bunları yaşadık. Belki Kırıkkale'de çok fazla yansımamış olabilir. Devamını belki nöbetler falan bu şekilde bir içsellik yapılmış olabilir ama Ankara'da bizzat o geceyi yaşayanlardan bir tanesiyim. Tabii ki bunları biz hiçbir zaman tasvip ediyor değiliz. İhtilallerin kim ve kimlere karşı olursa olsun kesinlikle reddediyoruz. Çünkü haksızlıklarla, kötülüklerle, yanlışlarla dolu olduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz. Tabii Kırıkkale'mize geldiğimizde, Kırıkkale'de de bizi üzen bazı hadiseler olmuştur. Çok sevdiğimiz değerli kardeşimizin bir süre önce bu görevde bulunurken artık sebebini biz bilemiyoruz. Mahkemeye intikal etmiş bir olay olduğu için o konu üzerinde herhangi bir konuşma yapmıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak yeni göreve gelmiş olan Ahmet Varlı ve yeni yönetime biz kaldığımız yerden daha da güzelleştirerek Kırıkkale'mize hizmet edeceklerine inanıyoruz. Bu şekilde destek ve duamızı kendilerine yapıyoruz inşallah. Biz de Ankara'da az önce kendilerinin de belirttiği gibi, Sayın Vakıf Başkanımızın da belirttiği gibi, merkezi Ankara'da bulunan, önce Kırıkkale'mizin gerek merkezi gerekse ilçeleri, gerek kasabaları veya da köylerinden oluşan, ayrıca buna benzer derneklerden oluşan, ta 2003 yılından dernekleri bir araya getirerek yapmış olduğumuz Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu, o gün bugün hizmetlerine hemşehrilerimizin desteğiyle devam ediyor. Tabii Kırıkkale'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Kırıkkale Sanayi ve Ticaret Odası'dır. Şu an Sayın Başkanımız bizi ağırlıyorlar. Bizi kabulünden ve ağırladıklarına dolayı teşekkür ederiz. Biz de Ankara'da tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ankara'da ve bütün Türkiye'deki işte Kırıkkale adıyla kurulmuş derneklerimizi bir araya getirmekle meşgulüz. İşte aramızda arkadaşlarımız var. Bu şekilde Ankara'mızda, Kırıkkale'mizde ve bütün Türkiye'deki Kırıkkaleliler yakın takip etmeye çalışıyoruz. Onların en azından
belki maddi olarak değilse de manevi olarak yanlarında bulunarak onların dertleriyle dertlenmeye çalışıyoruz. Cenazelerinde bulunmaya çalışıyoruz. İşte düğünlerinde bulunmaya çalışıyoruz. Hayırlı işlerinde bulunmaya çalışıyoruz. Ve bütün Kırıkkalelilerin bir araya geldiği çok güzel bir organizasyon oldu. Katılanlar gördü. Bu hepinizin eseri. Bir tarım fuarı oldu. Biz yine vakıf başkanımızla birlikte oraya katıldık. Kapalı pazarda oldu. Çok güzel oldu. Biz orayı da gerçekten gezdik, dolaştık. Bu gibi hizmetlerin devamını biz diliyoruz inşallah. Tekrar hepinize teşekkürlerimi sunarken. Allah'a emanet olun. Başkanım.